Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Sözünle dünyamı değiştirirsin. Bir sözünle dünyamı eksiklik vardı, biliyor musun? Eksiklik? Nasıl bir eksiklik bu? Ben yıllarca sanki yanımda biri olmalıymış gibi hissettim. Yani sanki daha az önce gitmiş ya da henüz gelmemiş gibi hissettim. Hep öyle geldi bana. O geldiğinde de o eksiklik giderilecek gibi hissettim. Ama eminim, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne yani? Eskisi gibi olmasını mı isterdin? Dün gece ben de bunu düşündüm, biliyor musun? Sonra geçen 7 yılımı. Nasıl geçmiş? Her uyandığımda doğru yerde olduğundan emin olarak geçti. Dünyada kaç kadın güne böyle başlıyordur ki acaba? 1. Teşekkürler sevgilim. 7 yıldır bana hissettirdiklerin için. 2 2 2 İki sevmişim seni. Sevgilim çok incesin. Murat. Çok güzel. Bizim evlilik yıl dönümümüz yarın değil miydi? Yoksa ben mi karıştırıyorum? Murat, ne olur öyle bir şey olmasın. Karıştırmıyorsun, doğru. Yarın. O yüzden esas hediyeyi yarın alacaksın. Ne hediyesi? Sürpriz. İpucu. Sabredeceksin biraz. Murat, beni biliyorsun, ben sabredemem. Of,
zaman bunu düşünme. Murat çok kötüsün. Söyle. Sabredeceksin. Fırındakini al gel hemen. Bir şey ister misiniz efendim? Cemre Hanım Hazretleri uyanmadılar mı daha? Uyanmışlardır herhalde. Birazdan gelirler. Masaya ne zaman oturulur unutuldu zaten bu evde. Kadın kadın değil ki ailesini çekip çevirsin. İsterseniz haber verip geleyim. Aman boş ver. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sen bana bir çay koy. Peki efendim. Kimsenin keyfini bekleyecek değilim. Annem çok güzel. Çok teşekkürler. Zeynep Hanım'la birlikte seçtik. Bak sen cimcimeye ne de zevkli. Çok yakışmış bir tanem. Gel bakalım buraya. Günaydın. Gel bir tanem. Oh, mis gibi bu, mis mis. Ben kıskandım ama. Hani babaya? Oh, bir tanem benim. Günaydın. İşe gittiniz diye çok korktum. Uyuyakaldım sandım. Yetişemedim diye ödüm patladı. Bak bak bak, laflara bak. Ödü kopmuş. Ödü kopmuş, ödü kopmuş. Ödü kopmuş. Murat, Murat dur. Murat. Kızım. Zeynep. Nefes al. Korkmayın, korkmayın. Bir şey olmadı. Gerçekten iyiyim. Bakın kalbimde hız atmıyor. Bakayım. Benim bu kızımın kalbi pır pır atıyor. Babası. Hı? Biliyor musun? Benim kızım bir de çok zevkli. Hem de nasıl? Bana çok güzel bir hediye almış. Beğenmiş baba, annem hediyemizi beğenmiş. Evet. Beğendim tabii. Çok teşekkürler bir tanem. Peki bakalım acaba sen hediyeni beğenecek misin? Hediye mi? Evet. Sen en çok neyin olsun istiyorsun? Peri kızı kostümü. O zaman aç bakalım gardırobun kapağını. Bir tanem yavaş, tamam mı? Lütfen yavaş. Peri oldun. Periyim ben değil mi? Perisin tabii. O zaman size siyer yapacağım. Artık hiç işe gitmeyeceksiniz. Annem babam hep yanımda olacak. Hep üçümüz olacağız. Güzel kızım benim, peri kızım. Bakayım. Efendim Asya teyzeciğim. Melekçe, nasılsın canım? Çok teşekkür ederim, sizler? Ne olsun işte, hep aynı.
Sesiniz çok iyi gelmiyor ama evde problem yok değil mi? Yok yok, iyiyim merak etme sen. Geldin mi? Evet geldim. Şu an sizin oteldeyim. Otelde mi? Ama senin burada bir evin var kızım. Biliyorum, teşekkür ederim. Zaten sık sık uğrayacağım, merak etmeyin. Tamam canım, en kısa zamanda bekliyorum. İyi o zaman, hadi sen rahat rahat yerleş bakalım. Melih'cim, sinemi de çok öp benim için, olur mu? Tabii ki. Melek Yıldırım. Her zamanki gibi çok güzel olmuş her şey. Elinize sağlık. Hep sevdiğiniz şeyler. Cemre Hanım istedi. Teşekkür ederim sevgilim. Bence Hatice ablaya teşekkür edelim. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Zamanında inseydiniz soğumazdı. Belki o zaman daha lezzetli olurdu. Biraz geciktik. Kusura bakmayın lütfen. Bir insan bir evin kurallarını neden öğrenmek istemez ki? Anlayamıyorum. İstemezse öğrenmez tabii. Murat'cığım, Melek gelmiş otelde. Bir gör istersen ha. Hani sen Melek'i çok severdin. O da seni çok sever. İhmal et. Gel. Günaydınlar. Nasılsınız bugün? Dünden kötü, yarından iyiyim. Öyle demeyin hocam. Tedaviniz devam ediyor. Bunu bir hekim olarak söylemedim zaten. Ben bugüne kadar çok hastamı iyileştirdim beni. Ama iyi hissetmiyorum. Tedaviye inanmak ilk şartımız. Bunu siz bize öğrettiniz hocam. Gücüm yok Melih. Anlıyor musun? Gücüm yok. Bu yüzden kararımı verdim. Cemre'ye gerçeği söyleyeceğim. Emin misiniz? Bunu benden öğrenmesi gerekiyor. Ona bu gerçeği söylemeden ölmek istemiyorum, anlıyor musun? Hayat alt üst olacak ama. Belki altı üstünden daha iyidir. Ne biliyorsun? Siz daha iyi bilirsiniz. Bu zor bir karar. Cemre'nin bunu nasıl karşılayacağını bile bilmiyorsunuz. Haklısın. Gerçeği öğrendiğinde ne tepki verecek, inan ben de kestiremiyorum. Ama bunu ondan saklamak artık haksızlık. Ya onu kaybedersiniz hocam? Ben bunu da göze aldım beni. Yine de söyleyeceğim. Renklerin arasındaki ilişkiyi hiç önemsemiyorsun. Siz öyle diyorsanız öyledir ressam hanım. Ben ressam değilim. Sadece renklerle aram iyi, o kadar. Bak bakalım. Sen bir ressamsın. Furkan. Hiç şaşırmadım.
Efendim Furkan. Anladım. Yok yok. Beni bekleyin. Siz işçilere çay ve kahve ikram edin. Ben hemen geliyorum. Hemen çıkmam lazım bir tane. İşçilerle ilgili bir sorun varmış. Tamam sevgilim. Zeynep'le beraber evdeyiz biz bugün. Sen bir ressamsın. Tamam. Tamam tamam. Dediğimi yapın siz. Murat da geliyor yolda. Hadi. Furkan. Melek. Canım. Ne zaman geldin sen? Bu sabah döndüm. Ya hoş geldin. Nasılsın? Ne var ne yok? İyi ne olsun işte. Kızımı da aldım döndüm. Sinem nerede? Babaannesine gönderdim ya. Çok özlemiş. Güzel. Temelli mi? Yani öyle görünüyor. Ha. Sen nasılsın diyeceğim ama pek iyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Ya işçilerle bir pürüz çıktı. Murat'ı bekliyorum. Canım ya. Hala Murat mı çözüyor her şeyi? Hiç değişmemiş. Karışık işler bunlar. Kritik mesele. Anladım canım. İyi hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sen keyfine bak. Bakacağım merak etme. Alo. Oh, misler gibi oldu benim kuzum. Oh, gel bakalım al oyuncaklarını. Şöyle oturalım. Saçını tarayalım şimdi. Oh, şimdi tarağımızı alalım. Güzel saçlarımızı tarayalım. Misler gibi oldu benim bir tanem. Ah, benim fıstığım. Uy, kuzum benim. Güzel kuzum benim. Oh, o mis gibi çiçek kokuları buradan mı geliyormuş? Ay, kimden geliyormuş acaba? Benden. Çiçek olmuş benim güzel kızım. Ben tarayayım mı saçlarını? Evet, evet. Zeynep'ciğim, Hatice teyzeye teşekkür edelim. Teşekkürler. Ay, kurban olurum seni verene. Hadi siz tarayın. Evet Zeynep Hanımcığım. Ne yapmak istiyoruz bakalım bugün? Hani sen saçımı tararken hep hayal kuruyorduk ya, yine hayal kuralım. Kuralım tabii. Uçalım mı mesela? Ya da yok, görünmez olalım mı Zafer? Olacağım ya. Evet bir tanem. İyileşeceğim ya hani. Hı hı. Şimdi yapamadığım şeyleri yapacağım o zaman. Ama senle bir de babamla üçümüz. Sen ne istersen onu yapacağız bir tanem. Üçümüz. Hep hızlı koşacağım. Kalbim acımayacak. Çünkü iyileşmiş olacağım. Hep hızlı koşacaksın bir tanem. Hiç yorulmayacaksın. Başka? Anne kız dans edeceğiz bir de. Dans evet. Müziğin sesini sonuna kadar açacağız. Herkes duyacak. Sonra deli gibi dans edeceğiz. Deli gibi. Sonra ben kayak yapmayı öğreteceğim sana. Yüzmeyi öğreteceğim. Bir de kardeşim olsun. Zeynep. Kardeş de nereden çıktı şimdi? Ben iyileşince hiç yorulmayacağım. Ama siz yorulursunuz. Ben de kardeşimle oynarım. Hiç yorulmayacağım değil mi? Hiç yorulmayacaksın bir tanem. Ayşe'cim. Bak sen adımız unutulmamış. Aşk olsun o nereden çıktı? Ne bileyim hayatım. Döndüğünü sosyal medyadan duyuyoruz.
Bir tanem aklımdaydın, arayacaktım da fırsat olmadı. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim hayatım. Asıl sen nasılsın? Sürpriz yaptın ha? Öyle oldu biraz. Döndüm. Hoş geldin o zaman. Nerede kalıyorsun? Murat'ın otelindeyim. Şaşırmadım vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Karşılaştınız mı? Henüz karşılaşmadık ama karşılaşacağız. Tahmin ediyorum, mutlaka karşılaşacaksınız. Ne demek istiyorsun? Bu Murat aşkı bitmeyecek mi? O evlendi, sen evlendin. Çocuklarınız oldu. Kaç yıl geçti ya, daha sayayım mı? Saymana gerek yok tatlım. Ben bunları çoktan sayıp döktüm. O zaman ne desem boş. Gerçi seninle ne zaman konuşsam hep aynı şeyi düşünüyorum. Eğer Cemre Murat'a değil de Melih'e evet deseydi, belki senin için her şey daha farklı olurdu. Ayşe'cim, o kadının adını duymak istemiyorum, tamam? Şimdi benim biraz işim var ama bir ara uğrayacağım yanına, tamam? Tamam hayatım, bekliyorum. Tamam canım, hadi görüşürüz, dikkat et kendine. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Çocuklar nasıl, iyi mi? İyi Murat Bey, teşekkür ederim. Günaydın, hoş geldiniz Murat Bey. Günaydın. Yeni otel inşaatı işçi temsilcileri ve sendika görevlileri Furkan Bey'le toplantıdalar. Günaydın Murat Günaydın. Bey. Murat Bey, Dubai'li yatırımcılarımızla toplantımız bugün saat 14'te olacak. Siz katılacak mısınız yoksa planlandığı gibi Furkan Bey mi katılacak? Planlandığı gibi kalsın. Peki Murat Bey. Henüz değil, bir tanem. Biraz bakayım mı? Çok az lütfen. Ama olmaz. Biraz sabretmen lazım, yoksa sürprizi kaçar. Ne zaman biter? Bir tanem, biraz daha sabredeceksin. O zaman ben gideyim, sen hemen bitir. Tamam, gel bakalım. Buyurun Murat Bey. Nedir bu? Bizim taleplerimiz Murat Bey. Kabul. Kabul mü? Okumayacak mısınız? Ne istemiş olabilirsiniz ki? Daha iyi çalışma koşulları, iş güvenliği, maaşların vaktinde ödenmesi, mesai saatlerine uyulması, saat aşımında mesai ücreti ödenmesi. Yanlış mı? Doğru. Bunlar temel haklar zaten. Merak etmeyin. Gereği neyse yapılacak. Yapılmıyor ama Murat Bey. Bu taşeron firma devamlı söz veriyor ama hiçbirini tutmuyor. Arkadaşlarımızın can güvenliği yok çalışırken. Daha dün bir arkadaşımız kaza geçirdi. Ondan sonra zaten canımıza tak etti. Hastanede kendisi şimdi ameliyat olacak. Sigortasız çalışanlar var. Sigortasız. Bu taşeron firmayla anlaşmayı hemen iptal edin. Tazminat öderiz Murat Bey. Ödemeyiz. Bir fesih sözleşmesi hazırlayın, imzalasınlar. İmzalamazlarsa? İmzalayacaklar. Bizim şirkette bu firmayı denetleyen kimdi? Bu operasyonun koordinatörü Çağlar Bey'di. Denetimler ona bağlı. Hemen çıkışını verin. Bir daha da otelin önünden geçmesin. Tamam. Hastanede yatan işçinin ihtiyaçlarını, ameliyatını takip edin. Beni de mutlaka bilgilendirin. Tüm eksikleri birkaç güne gideririz. Arkadaşlara söyleyin, bu birkaç gün izin yapsınlar. Yövmeyelerini biz ödeyeceğiz. O sırada daha önce ihaleye katılmış taşeronlarla görüşürsün. Biri yüklensin işe. Hemen Murat Bey. Furkan, arkadaşların başka bir ihtiyacı, başka şikayetleri varsa gereğini yapın. Tamam, merak etme. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. İzninizle. Nerede bu?
Sen ne arıyorsun orada kuzum? Bebeğim yok. Hangisi? Annemin diktiği bebeğim. Aa, ben onu çamaşırlığa götürdüm. Kirlikte. Her tarafı boya olmuş onun. Yıkayıp getireyim sana, olur mu? Hayır, kirlenmedi. Ben boyadım onu. Aa, sen mi boyadın? Evet, annemin en sevdiği elbiseyle aynı rengi boyadım. Anam, az daha yıkıyordum ben onu. Ben şimdi mutfaktaki işlerimi bitireyim, onu alıp getireyim sana, olur mu? Ama hadi sen öbür oyuncaklarınla oyna, geç. Geç yavrum. Aferin sana. Müsait misiniz patron bey? Ah, müsaitim, müsaitim. Hoş geldin Melek. Hoş bulduk canım. Ne haber? İyi. İşini bölmüyorum değil mi? Yo, iş değil. Cemre'yi aramıştım. Açmadı mı? Duymadı herhalde. Gelsene. Geleyim. Temelli dönüş yapmışsın. Evet, öyle oldu biraz. Çok özlemişim buraları. Sineması. İyi, hızla büyüyor. Ama tabii biliyorsundur, babasıyla şu an bir boşanma sürecindeyiz. Biraz sancılı bir süreç ama aşacak. Aşar. Çok güçlü bir annesi var çünkü. Teşekkür ederim. Sizde ne var ne yok? Sen nasılsın? Asude teyze, Zeynep, Cemre, herkes iyi mi? İyiyiz. Zeynep iyileşince daha iyi olacağız tabii. Umarım bir an önce iyileşir. Buralara geri döneceğimi biliyordum ama biliyor musun? Yani önünde sonunda geleceğim yer burasıydı. O zaman umarım bundan sonra her şey istediğin gibi olur. Umarım. Sen peki, yani her şey istediğin gibi mi? İyi misin, mutlu musun? Zeynep'in hastalığı dışında tabii ki. Onun dışında evet. Gerçi Cemre için de benim için de Zeynep dışında bir şey yok aslında. Yani tabii ki. Ama yine de iyisin değil mi? İyiyim. Cemre sayesinde tabii ki. Bana da, Zeynep'e de çok iyi bakıyor. Sevindim. Affedersin. Efendim. Eksik yok değil mi? Güzel. Son bir kez listeyi kontrol edersiniz. Teşekkürler.
Bir hazırlık falan mı var? Emre ile Yıldırım'ımız. Tebrik ederim. Melek, hazır buradayken sen de bir şey rica etsem. Tabii ki Murat. Senin zevkine çok güvenirim biliyorsun. Teşekkür ederim. Cemre ile Yıldırım'ımız için otelde sürpriz ama mütevazi bir hazırlık yaptırıyorum. Bu hazırlığı koordine eder misin? Tabii ki. Seve seve. Süper. Zeynep. Zeynep. Aslı Hanım, ada çayınız. Nerede herkes? Zeynep odasında, Cemre Hanım atölyesindeydi. Resim mi yapıyor? Herhalde. Yapsın bakalım. Zeynep! Zeynep! Zeynep burada mı? Odasındaydı. Odasında yok, görmediniz mi? Buraya gelmedi. Her yere baktın mı? Baktım, yok. Yoksa... Yoksa ne? Zeynep! Bu kapı niye kapalı Hatice? Ben açık bırakmıştım. Zeynep! Anne! Zeynep! Korkma, tamam mı? Annem burada. Korkma. Anne! Zeynep, geliyoruz. Korkma hayatım. Zeynep, sakin ol, tamam mı? Geri çekil anneciğim, tamam mı? Geri çekil. Zeynep! 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 Güzel kızım Zeynep! Anneciğim, geldim ben. Yanındayım anneciğim. Yanındayım. Bakayım sana. Derin nefes al, ver. Geldim annem. Kuzum. Oh, çok şükür kuzum. Geldim. Geldim bir tanem. Söylemeliyim. Girebilir miyim? Gelmeli. Merak ettim. Cemre'yi aradınız mı? Aradım ama açmadı. Hocam, hiç endişelenmiyor musunuz? Ben hayatım boyunca hiçbir şeyden bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum bile. Gerçeği öğrendiğinde benden nefret edecek. Beni suçlayacak. Yüzüme bakmayacak diye o kadar çok korkuyorum ki. Ama yine de söyleyeceksiniz öyle mi? Evet. Merak ediyorum. Ama neden? Çünkü adil olan bu. Birine her şeyi borçlanamam. Adaleti borçlanmam. Çünkü onu ödeyemezsin. Ben bu borçla ölmek istemiyorum Melih. Geç de olsa adil olanı yapacağım. Bakın, buna gerçekten çok saygı duyuyorum. Ama Cemre'nin öğrenip hayatının değişecek olması... işte bu beni çok korkutuyor. Beni de. İnan beni de. (Gülüyor)
kazanıldı, kalbi kuş gibi pırpır etti. Ama sonra hemen düzeldi değil mi bir tane? Küçük serçem benim. Minik kuşum. Anneciğim iyi misin? Resminizin bitmesine çok az kaldı biliyor musun? Biliyorum. Evet. Ben hemen resminizi bitireceğim. Orada senin odana asacağız. Uyuyalım biraz bir tane? Anne, bebekten söyledin. Neredesin oğlum? Çabuk gel Allah aşkına. Ne oldu anne? Ya senin bu karın çocuğu gözünün önünde tutamıyor mu? Zeynep'e bir şey mi oldu? Ay yok bir şey. İyi şimdi de yüreğim ağzıma geldi yani. Çabuk gel de ne konuşacaksan konuş karınla. Tamam geliyorum. Yapıyordum. Çamaşır odasına girmiş. O da gitti kalmış. Nasıl haber aldın? Kalbime sancı girdi sanki o anda Murat. Aklıma başka hiçbir şey gelmedi. Sen onu kalbinde yaşatıyorsun çünkü. Senin kalbin attığı sürece
Kızımız da yaşayacak. Aklını kötü şeylere getirme lütfen. Kızımız iyi olacak değil mi? Tabii ki iyi olacak. Tabii ki iyi olacak. Yeter ki biz inancımızı kaybetmeyelim. Ben seni telaşlandırmak istemedim. Kusura bakma. Ama iyi ki geldin. Biliyorum sevgilim. Cemre Hanım. Atölyeyi de unutmuşsunuz. Beni arıyor. Efendim Mili. Cemre. Müsaitsen bugün hastaneye uğrayabilir misin acaba? Ne oldu? Babanla mı ilgili bir şey? Ha yok yok. Ama uğrarsan iyi olur. Tamam. Tamam. Geliyor. Ne diyor? Bir şey var sanırım ama söylemiyor. Nasıl? Bilmiyorum. Ama hastaneye gel dedi. Git. Aklım burada kalır. Ben buradayım. Sen hemen git gel. Bak bakalım neymiş. Tamam. Geç kalmam. Cemre birazdan burada olur. Siz iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Bak Cemre hastalığımla ilgili en ufak bir şey bilmesin. Aman diyeyim. Kesinlikle olmaz. Baba. Gel kızım. Cemre hoş geldin. Hoş buldum. Baba ne oluyor, iyi misin? İyiyim kızım. Telaşlanma. Gel geç otur. Otur kızım. Kızım, benim sana söylemem gereken şeyler var. Lütfen beni dinle. Dinliyorum baba. Umarım beni affedersin kızım. Bugüne kadar senden sakladığım gerçekler için. Ne gerçeği? Kızım. Kızım sen benim canımsın. Bu rahmetli annen için de böyleydi. Ve hep böyle kalacak. Bunu unutma lütfen. Babacığım neler oluyor? Korkutma beni. Kızım biz seni bebekken evlatlık aldık. Bu ne? Rahmetli annen öz annen değil. Ben de senin öz baban değilim.
Baba sen neler söylüyorsun? Gerçek ailenle ilgili hiçbir şey öğrenemedim. Ama bir kardeşin var. Kardeşim mi? Kardeşim mi var? İkiz kardeşim. Tek yumurta ikiz. Onda mı evlatlık varmışlar? Kim bu insanlar? Bizi istemeyip... Bilmiyorum. Kardeşim var. Baba. Baba. Hadi kalk baba. Bir şeyler ye, ilaç içmen lazım. Tamam kız. Yavaş. Yavaş baba. Bak tarhana çorbası yaptım sana. Sağ ol kız. Ne oldu baba? Başına kaldım. Lanet olsun. Bak şu halime. Baba. Hani söylemeyecektin öyle şeyler? Yalan mı? Sen olmasan bir kenarda ölüp düşmüştüm. Babam. Allah korusun. Deme öyle şeyler ne olur. Canım kızım. Hadi iç çorabını. Soyunasın. Nazlı. Nazlı. Neredesin kız sen? Sümbül abla babam ilaç içecek ya. Çorba yapmıştım ona. Tabii. Sabah akşam bununla uğraş sen. Başka da işe yarama. Uğraşma kızı Sümbül. Uğraşırım ben. Hizmetçiniz yok burada. Hadi mutfakta bulaşıklar seni bekliyor. Çabuk oyalanma. Tamam Sümbül abla. Babam ilaçlarını içsin. Ben yerleştireceğim hemen. Bunun ne derdi biter ne de ilacı. Hadi baba ilacını içeceksin, iç çorbanı. Ben yine hep yanındayım kızım. Sen yine benim canım kızımsın. Aslan babamsın. Sen de benim canım kızımsın. Bak gör, sen yine ayağa kalkacaksın. İnşallah. Umutsuzluğa kapılmak yok, ne olur. Bittik biz. Bittik. Ne oldu Sümbül abla? Ocağımıza incir ağacı dikildi. Hayırdır kadın, ne söyleniyorsun? Elinin kör oluyor, bak. Ne bu? Mahkeme seni suçlu bulmuş. İş kazasında sana haksız demiş. Ne mahkemesi Sümbül abla? İş yerini zarara uğratmışsın. 100.000 lira.
100.000 lira tazminat parası ödeyecekmişiz. Biz nereden buluruz bu 100.000 lirayı? Heh, nereden buluruz? Gör bak ne halt yediğini. Sonunda bizi sokaklarda süründüreceksin. Bir de babandan tazminat mı istiyorlar? Ne olacaktı ya? Kabahat babanda. Olur mu öyle şey? Kabahatli olan onlar, babam değil ki. Ha, sen çok biliyorsun. O zaman git mahkemeye derdini anlat. Sümbül abla, sıkma canını, buluruz elbet bir çaresini. Neyin çaresini buldun bu zamana kadar da? Bunun çaresini bulacaksın. İyi kötü bir çatı vardı başımızda. O da bunun yüzünden yıkılacak. Çok karanlıktı biliyor musun? Hiçbir şey görünmüyordu. Acayip korktum. Öyle mi? Peki benim güzel ve akıllı kızım. Neden oraya tek başına indi bakalım? Bebeğim oradaydı. Annemin yaptığı bebek. Şimdi anlaşıldı. O zaman bana bir söz ver. Bir daha oraya tek başına inmek yok. Söz mü? Söz. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin benim akıllı kızıma. Annem kurtardı beni. Öyle mi? Kapıya bir vurdu, açıldı hemen. E senin annen kahraman o zaman. Evet, annem kahraman. Oh. Zeynep'in yemeği hazır. Buraya getirelim mi? Hayır, geleceğim. Tamam. Annem ne zaman gelecek? Annenin biraz daha işi var tatlım. Bitsin, gelecek. Bir dakika. Buradan bir ses geliyor. Bakayım ne diyormuş? Benim karnım çok acıktı. Hadi yemeğe gidelim. Hadi yiyelim. Bir kez bile evlatlık olduğumu hissetmedim. O kadar çok sevdiler ki beni. Bir kere bile başka ailem olsun demedim. Sen onların kızsın çünkü Cemre. Bilmiyorum beni. Onlarla bütün anılarım o kadar güzel ki. Şimdi sanki hepsinin üzerine bir karanlık çöktü. Sen onların öz kızı olmasan da gerçekten kızısın. Ne var biliyor musun? Sanki böyle içinde kötü bir his vardır. Onu unutursun, sonra tekrar tekrar hatırlarsın ya. Bütün anılarımın üzerine bir karanlık çöktü şimdi sanki. Bütün anılarımda o var. Anlıyorum. Ama daha çok yeni. Hepsi geçecek. Bilmiyorum beni. Ben neyi düşüneceğimi, neyi hissedeceğimi bilmiyorum. Kayboldum sanki. Geçecek. Biliyorum. Çok zor. Ama ben her zaman senin yanındayım. Ve hep yanında olacağım. Melih Bey'in platonik aşkı yıllar sonra karşılık mı buldu yoksa? Şok, şok, şok. Üç mum yeter sanırım. Neyse, ne bitir artık, hadi ya. Şu hale bak. Resmen yıl dönümlerini organize etmeye gelmiş. Pes. Onu da gördük. Allah senin layığını versin. İyi de suçlu olan onlar, babam değil ki. Babam onlar yüzünden bu hale geldi. Mahkeme öyle demiyor ama kabahat babandaymış. Ya babam ölebilirdi. Onların zararı daha mı önemliymiş? Önemliymiş demek. Babanın canından onların zararı daha önemliymiş. Şimdi sen onu bunu bırak da biz bu 100.000 lirayı nasıl ödeyeceğiz? Ona cevap ver. Susarsınız değil mi? Tabii altından kalkamayınca susarsınız. Bir gün yüzü görmedik be. Thank you.
Son testlerimizin sonuçları hocam. Biliyorsun doktor Selim. Bugüne kadar kimleri kimleri iyileştirdin. Ama bir kendine ayrın dokunmadın. Sağ ol. Kızın ayrın dokunsun bari. Senden sonra yalnız kalmaz. Sevebildiniz beni. Ben yapabilir miydim bilmiyorum. Size ait olmayan bir çocuğu nasıl bu kadar sevebildiniz? Sen bizim kalbimizsin kızım. Biz seni sevdikçe hayata tutundum. Annen seni son nefesine kadar sevdi. İnan ben de öyle seveceğim. Ne kadar şanslıyım şimdi. Sizinle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşünüyorum. Eğer çok daha fazla şanslıymışım baba. O da o kadar şanslı mıydı acaba? Kim? Kardeşin dedin ya. Benim kadar şanslı mıydı baba? Bilmiyorum kızım. Ama istersen sen öğrenebilirsin. Nasıl? Kimlerle büyüdü? İnan bilmiyorum. Ama adresi bu. Ya istemezse beni? Seni tanırsa ister kızım. Tabii sen de istersen. Biliyor musun baba? Kardeşim olsun isterdim. Meğer varmış. Ben istiyorum baba. Görmek istiyorum sanırım ben. Git gör kızım. Bir yerde canının yarısı var. Git bul kardeşini. Peşini bırakma. Murat'a ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum baba. Henüz değil, şimdi olmaz. Baba. Bir tanem. Güzel kızım. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de. Sen iyi ki benim babamsın. Bakmaya doyamadım bakıyorum. Gerçi sen de haklısın. Belki de Murat'ı elde edebilmen için fırsat bu fotoğraf. Bilmiyorum. Ne? Benim tanıdığım melek bu fotoğrafın üstüne atlardı. Onu her seferinde Cemre'ye daha çok aşık buluyorum Ayşe. Cemre Murat'ı senden daha mı çok seviyor? Asla. Kimse Murat'ı benden daha çok sevemez. O zaman?
Bilmiyorum Ayşe. Yani Murat ona öyle aşık ki onu böyle bir şeye nasıl inandıracağımı inan ki aklımın ucundan geçiremiyorum. Her aşk biter canım. Yeter ki uygun koşullar sağlansın. Onun için her koşulu sağlarım. Her koşulu. Yeter ki Cemre'den vazgeçebileceğine birazcık inanayım. Birazcık. O zaman inan. Çünkü inanırsan olur. Cemre'den haber var mı? Yok. Sanırım hastanede iş uzadı. Bence Selim Bey yönetimi Cemre'ye devredecek. Olabilir. Selim Bey istiyordu zaten. Ama Cemre Zeynep'in yanında durmak için geri çeviriyordu. Niye şimdi Zeynep'in yanında değil? Ben yanındayım anne. Onun da annesi olarak yanında olması gerekiyordu. Üstelik bugün atlattığımız Badire'den sonra. Zeynep gayet iyi anne. Cemre'de ne yapması gerektiğini bilir. Bence bir sorun yok. Peki oğlum, peki. Yani şu saate kadar ortada olmaması bana normal gelmiyor. Ama sen öyle diyorsan öyledir. İyi akşamlar. Gel hayatım. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Nasılsınız? Zeynep nasıl? Gayet iyi. Yemeğini yedi. Sonrasında uyudu. Sen ne yaptın? Yoruldum. Saniyede 103 bin kare oynatılarak gösterilen bir şimşek acaba ekranlara nasıl... Bir abla, ben mutfağı toparladım, yatıyorum. Vakit yatma vakti değil Nazlı Hanım. Neyle dönecek bu ev? Sana diyorum, yarım gün çalışmayla olmaz. Ne zaman eski düzene geçeceksin? Babam bir toparlasın, ben bulacağım bir çaresini. Ölme şeyim ölme. Babanı beklersek oho. Zaten 100 bin lira borcu da itelediler. Böyle mi ödeyeceksin? Ben çalışacağım, ödeyeceğim bir şekilde Sümbül abla, merak etme sen. Çalış o zaman. Ben babana bakarım. Yemeğini de yaparım, ilacını da veririm. Sen eski çalışmana dön ki işi de kaybetme. Bugün çok yoğun bir gündü bir tanem. Pestilim çıktı. Cemre. İyi misin? İyiyim. Yok yok yok. Sende bir şey var. İyiyim bir tanem. Yok bir şey. Seni bebekken evlat kaldık. Rahmetli annen öz annen değil. Ben de senin özü baban değilim. Ama bir kardeşin var. İkiz kardeşin. Tek yumurta ikiz. Günaydın. Senden? Bilmem. Babana gidip geldiğinden beri çok dalgınsın. Bir şey mi oldu bir tanem? Babamın işleri işte. Yine hastanenin başına geçmemi istiyor. Onları düşünüyorum hep. Sen ne diyorsun peki?
Bilmem. Henüz daha iyi bir teklifi yok sonuçta, değil mi? O zaman ben bir teklif yapayım sana. Zeynep'e kardeş yapmayı teklif ediyorum. İşte bu gerçekten sürpriz. Sen de ben de tek çocuktuk. Sen mesela hep bir kardeşin olmadığına üzülürsün. Zeynep de bizim gibi yalnız büyümesin. Buraya. Kapatı bizi mi dinliyorsun sen? Kardeşim olsun. Ne olur, ne olur, ne olur. Şşt. Ay, çıkmadık mı? Hadi bakalım üstümüzü değiştirelim. Sonra kahvaltıya. Babaanne bekler. Allah'ım sen yardım et. Baba, çok mu ağrım var? Yok, iyiyim ben. İyiyim. Hayırdır? Sen dışarı mı çıkıyorsun? İş yerine gideceğim. Eskisi gibi tam gün çalışacağım yine. Aslında benim çalışıp sana bakmam lazım ama halimi görüyorum. Babam. Şimdi ben çalışayım. Sonra sen çalışırsın, ha? Sana ağrı kesicinden vereyim. Bitsin kızım, bitsin. İyiyim ben. Akşam gelirken alırım ben bu kutu. Gideyim, geç kalmayayım baba. İyi bak kendine, tamam mı? Tamam kızım. Zümbül abla yemeğini yedirecek. Hadi güle güle git. Allah işini gücüne nasip getirsin inşallah. Sağ olasın baba. Güzel kızım. Canım. Canım benim. Nasıl özlemişim seni. Ne iyi ettin temelli dönmekle. Ben de sizi çok özledim Asya teyzeciğim, gerçekten. Aslı teyze, ne oldu, durgunlaştınız bir an? Ne bileyim işte, öyle eskilere gittim birden. Yani bir sürü şey geçti gözümün önünden. En çok da sen geçtin, biliyor musun? Ben mi? Ne güzel arkadaştınız siz Murat'la. Bunlar hiç ayrılmazlar derdim. Ama işte insanın her istediği olmuyor hayatta. Olmuyor. Doğru. Bir de kalktın yurt dışına yerleştin. Yüzüne hasret kaldık kızım. Canım benim. Aa, çok ayıp ama Sinemciğim. Daha yemeğe başlamadık kızım, çok ayıp ama. Ay bırak yesin canım çocuk, acıkmıştır. Biz zaten alışığız beklemeye. Yalnız yıl dönümünüz için Cemre'ye hazırlattığın süit mükemmel oldu Murat. Görünce eminim bayılacak. Cemre'ciğim. Ben biraz sürprizi bozdum galiba. Özür dilerim. Yok canım, Murat'ın sürpriz yapacağını biliyordum zaten. Günaydın. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yalnız bu güzel kız kocaman olmuş. Tanıdın mı sen beni? Melek teyzen, babanın çok eski arkadaşı. Hatırladın mı? Sinemciğim de kocaman olmuş, baksanıza. Zeynepciğim, bak sana yeni arkadaş geldi. Kahvaltıdan sonra beraber oynarsınız ha? Senin kardeşin var mı? Yok. Senin? Benim de yok. Ama annemle babam bana kardeş yapacaklar. Ee,
bakalım. Kahvaltıya başlayalım. Gel anneciğim, biz de yiyelim. Ablacığım, bak nasıl olmuşum. Çok güzel olmuşsun ablacığım. Eldekilerle bu kadar oluyor. Allah'tan malzemeyi. Biliyor musun abla, ben parayı bir bulayım. İşte sen beni o zaman gör. Nasıl giyinilirmiş, sokağa çıkılırmış herkes görecek. Yani sokak dediysem başka yerler tabii. Burada yaşamayacağım ben. İnşallah istediğin gibi olur bir tane. Hadi ben çıkıyorum, geç kalmayayım. Para mı o ya? Ya ablacığım bende de yok ya. Ya abla hiç mi yok? Bir bakayım. Yani ablacığım. Benim bir tek yol param var. Tamam ablacığım, bu benim işimi görür. Oyacığım ben yürüyerek mi gideyim ablam? Ama abla evde ışık çok kötü. Sahile gidip video çekeceğim. Hem söz veriyorum ben seni ileride hiç yürütmeyeceğim güzel ablam. Alo. Merhaba Melih. Merhaba Cemre. Nasılsın? İyiyim. Şey Melih. Ben kardeşimi görmeye gideceğim. Sen de benimle gelmek ister misin? Tabii, tabii gelirim. Çok teşekkür ederim. Ne teşekkürü Cemre. Biliyorsun senin için her şeyi yapmaya hazırım. Ve hep yanındayım. O zaman ben gelip alırım seni, olur mu? Tamam, bekliyorum. Beraber gideriz. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Cemre Hanım'la Doktor Melih kaçamaklarda bugün buluşacaklar. Demin konuşmalarını duydum. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır. Hayır yok. Afiyet olsun. Gelsek. Teşekkürler. Ben birazdan otele geçeceğim. Sen de gel istersen benimle. Canım ben sonra geçeyim. Biraz işim var. Tamam. Muratçığım, ya benim de dışarıda biraz işim var da o yüzden hemen otele geçmeyeceğim. Sen sinema otele bırakabilir misin? Tabii. Ben seninle gideceğim. Ama bir tanem, benim biraz işim var. Bana ne? Ama üzme anneyi böyle Sinem. Sinemcim, istersen gel Zeynep'le oyuna gidene kadar. Hem babası onu da otele götürecek. Birlikte geçersiniz ha? Peki madem, hadi bakalım. Gel bakalım. Neredesin? Sait abi geç kaldım, özür dilerim. Anca özür dilersin zaten. Bu ay ikinci oldu bu Nazlı Hanım. Akşam geç çıkarım Sait abi. Zaten tam gün çalışmaya döneceğim ben. İşi bitirir öyle çıkarım, merak etme. Olmaz. Bana akşam geç çıkacak eleman lazım diyeyim. Vaktinde gelecek eleman lazım. Artık yeter. Nasıl yani? Kovuldun. Buyur gidebilirsin. Abi yapma ne olur. Mecbur kalmasam geç kalır mıydım hiç? O benim problemim değil kızım. Hadi beni oylama. Buyur git. Sait abi, sen böyle konuşmazsın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ben bilmeden bir hata falan mı yaptım? Daha ne yapacaksın kızım? İşin erken gelmiyorsun. Abi, haftalığımdan kes istersen. Bak ben... Sait abi, ben mecbur kalmasam gerçekten... Bak benim işe ihtiyacım var. Ne olur bana bir şans daha ver, olmaz mı? Ha? Olmaz kızım, olmaz. Burada sana iş yok. Gidebilirsin, hadi. Hadi git, git artık.
Allah'ım affetme. Ne yaptım? Ne yaptın? Yolladın mı? Yolladım. Sözünden caymayasın sonra. Böyle bir yanlış yapmazsın değil mi? Yapmam. İnşallah. Tamam kovdum. Daha ne istiyorsun ya? Yok hani. Sen yumuşak yüzlü bir adamsın. Yeri gelir. İş ister. Sen de acırsın. Tekrar iş verirsin. Böyle bir yanlış yapmazsın değil mi? Hı? Anlaştık mı? Anlaştık. İyi. Bunu alabilirsin. Bu güzel değil. Ben seninle oynamayacağım. Bir tane. Ne oluyor? İstiyor. Kızım, ama misafir o. Bırak oynasın. Sen sonra yine oynarsın. Hı? Hazır mıyız? Gidiyor muyuz baba? Gidiyoruz bir tanem. Arkadaşın da bizimle gelecek. Canım, benim hemen çıkmam lazım. Hastaneye mi? Evet. Akşam sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Şimdi sorma. Akşam konuşuruz, olur mu? Olur. Görüşürüz. Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım anne. Vallahi olan param bu. Yoksa seni niye üzeyim? O zaman kusura bakmayacaksın teyze. Bu kadar paraya taşınmaz bu kömür. Burada 2 ton kömür var. Ben de dua ederim sana. Ev sahibi dua kabul etmiyor ki. Trink istiyor parayı. Vermeyeceksen beni oyalama. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Teyze, teyze, sen kömür taşıyacak birini arıyorsun galiba. Arıyorum da kızım, kimse bu parayı taşımıyor. Ben taşırım. Sen mi? Hı-hı. Git kızım, senin canın ne ki? Teyze, taşırım. Hem taşıyamazsan parasını vermezsin, ne olacak ki?
Buyur komşu. Hayırlı günler Sümbül Hanım. Buyur bakalım. Ah. Bunlar ne? İhtiyaç olur diye. Hayırdır? Halit abinin durumu belli. Bir komşuluğumuz dokunsun birbirimize. Bundan sonra da bir ihtiyacınız olursa mutlaka bana geleceksiniz. Tamam? Allah Allah. Başka derdin yok öyle mi? Hayrola. Ya Sümbül Hanım dedim ya, komşuyuz biz. Birbirimize destek olacağız. Hem ne demişler? Komşu akrabadan evvel. Doğru mudur? Doğru. O zaman içeri buyurun, bir acı kahvemiz için. İçelim bakalım. Ramazan arabada bekle. Tamam abi. Nazlı. Sana yemiyordum. Kız yüzün gözün ne olmuş? Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorum. Kömür taşıyor kız. İşten çıkardılar. Babamın ilaçlarını almam lazım. Ya ağır değil mi bunlar? Nasıl taşıyorsun? Herkes gibi. Dur şimdi dur. İş mi bulmak lazım sana? Şu aşağıdaki Steyler Otel var ya. Hani 5 yıldızlı büyük otel. Oraya eleman arıyorlarmış. Yani 1-2 kişi almışlar ama sen de başvur, belki seni de alırlar. Olur inşallah. Sen de geç kalmadan git o zaman, inşallah olur. İnşallah. Hadi kolay gelsin kızım. Sağ ol. Kardeşim varmış. Yıllar sonra bunu öğrenmek o kadar tuhaf geliyor ki bana. Ama eminim artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şeyin eskisi gibi olmasını mı isterdin? Dün gece ben de bunu düşündüm hep, biliyor musun? Eğer babam bana evlatlık olduğumu söylemeseydi, bir ikiz kardeşim olduğunu söylemeseydi nasıl olurdu diye düşünüp durdum hep. Nasıl olurdu? Bilmem. Bildiğimle yetinirdim herhalde. Yani daha fazla aklıma gelmezdi. Ama içimde hep bir eksiklik vardı, biliyor musun? Eksiklik? Nasıl bir eksiklik bu? Ben yıllarca sanki yanımda biri olmalıymış gibi hissettim. Yani sanki daha az önce gitmiş. Ya da henüz gelmemiş gibi hissettim. Hep öyle geldi bana. Bu geldiğinde de o eksiklik giderilecek gibi hissettim. Ne yani, sen yıllarca böyle bir hisle mi yaşadın Cemre? Evet. Yani anlatması kolay değil Melih. Sanki böyle o eksikliğim kardeşimle beraber giderilecek gibi geldi bana. Öyle hissediyorum şimdi. Selim Bey bence de çok doğru bir karar vermiş. Nereye gidiyor bunlar ya? Kesin bir açık vereceksin canım. Neden edemiyorum. Daha önceden söyleyemez miydi? Babam diyorum. Yani neden şimdi söyledi ki? Doğru zaman şimdiydi belki de. Neden?
Neden şimdi? Ben de onu anlamıyorum. Neden şimdi? Ben bir bilmiyorum. Bence sen biliyorsun da benden bir şey saklıyorsun. Hayır canım. Niye bir şey saklayayım senden? Ya neden şimdi söyledi diyorum Melih? Yani sebebi yok. Bence var. Ne oluyor Melih? Daha ne saklıyorsunuz bana? Ben her şeyi öğrenmek istiyorum şu anda. Cemre lütfen. Lütfen Cemre. Ne lütfen? Gerçekleri bilmeyi hak etmiyor muyum ben Melih ha? Bana sorma. Eğer arkadaşımsan söylersin Melih. Selim Bey çok hasta. Kanser. Ve çok az zamanı kaldı. Korkma, bir şeyim yok. Acıdı biraz ama geçti. Geçti bir tane. Geçti. Cemre. Cemre. Değiştirirsin.
Belki sen de korktun ama beni korudun. Karanlıkta ışığım oldun. Belki umutsuzdun, bana umut oldun. Ne çektin kim bilir, ne büyük emektir. Ne hakkın ödenir, ne sevgin tükenir anne. Canım annem, her şeyim sana.